Sen aslında hep bunu yapmak istedin. Evet. Ya bu benim çocukluk hayalimdi. Ama ne okudun? İnşaat mühendisliği. Şimdi bu aslında ilham veren bir şey. Yani ne, mühendislik var işin içinde yani. Mühendislik var, evet, var tabii ki. Ama orada belki de böyle bir pozitif bilim okumanın bu sanat işlerine getirdiği bir disiplin var, bir analiz kabiliyeti var. Bu çok önemli bir şey. Yok kesinlikle yani, ya o ama analitik düşünme. Ama bu şu ilham verici. Kaç yaşından beri bu bant esinelere, çizgi romanlara, bilmem nelere merak etmen ve bu işi bir gün yapacağım demen? Ya benim çok küçük. Ben gerçekten 5-6 yaşlarında böyle dağ taşı evde duvarlara pembe panteri çiziyordum. Yani buradakiler de bilirler, şu anda pembe panter hala oynuyor aslında. Hani yeni nesle de hitap ediyor ama bizim zamanımızda TRT1'de o siyah beyaz dönemde sadece pembe panter vardı. İşte taş devri vardı. Biz onları izleyerek büyüdük. Jetgiller vardı. Ben pembe panteri izlerken gerçekten kendime bir söz verdim. Bakıyordum ya, bu ne kadar güzel diyordum. Çok komik şeyler var. Çizgi film çok güzel bir şey. Bunu neden büyükler izlemiyor? Ve büyüdüğümde dedim ki, kendi kendime söz verdim. Ben büyüdüğümde bir çizgi film yapacağım. Bunu hem çocuklar izleyecek hem de büyükler izleyecek diye bayağı o sözümün arkasından yıllarca odaklanarak hayatımı sürdürdüm. Yani inşaat mühendisi niçin oldu? Çünkü bizim zamanımızda doktor ya da mühendis olmayana kız vermiyorlardı. Yani öyle bir koşullandırma vardı. Biz de bu bilinçle büyüdük. Bunun karşılığında nasıl bir kız aldın? Yani hem mühendis olup da hem hayallerini gerçekleştiren bir adam olarak nasıl bir kız aldın ve ne oluyor? Anlat bana. Ya gerçekten de tabii ki o sizinle aynı dili konuşabilen birisiyle hayat beraberliğiniz oluyor. Bunu anlayacak insanlar da daha az aslında gerçekten. Çünkü o koşullandırmalar hepimizi etkiliyor aslında. Ama şu var, inşaat mühendisliğini bitirdiğimde de yani biraz devam ettim ama ondan sonra da zaten bunu yapamayacağımı, kendi potansiyelimin aslında bunu gerçekleştirmek olduğunu farkına vardım. Efendim? Kızı anlat. Ya özel hayatına geliyor. Ya özellikle istemiyorum ama yani bu hakikaten yani benim için bu bir başarı hikayesi. Yani hem anne baba memnun, hem çocuk memnun, kadın memnun, doğan çocuklar memnun. Harikulade bir hikaye. Sen ama her zaman yani sende insan deli edecek kadar bir optimizm olduğu için yani yani hep böylesin. Ben bütün saçının sakalının ağrışını izledim, evet, yıllar hep boyunca. Hep beraberdik. Evet. Ve bütün bu süreç içerisinde sen hep güler yüzlüsün. Sen hiç kavga etmezsin. Hiç seninle ilgili bir problem olmaz. Ne yapıyorsun? Evde birilerini mi kesiyorsun? Hırsını alıyor orada. Yani evet, ne yapıyorsun ya? Merak ediyorum. Ya aslında bu kişisel farkındalığın gelişmesi insanların değişik zamanlarında oluyor. Benim lise yıllarında oldu. Ben o yıllarda benim ablamlar da tiyatrocu. Fadik zaten işte ablamların arkadaşları. Onlardan çok etkilendim. Yani onların hayata bakışından, okudukları kitaplardan. Özellikle ben lisede yani ben mesela çizgi romanları çok okurum. Texas Tomics, hepimizin okuduğu kitaplar. Böyle matematik dersinin arasında Zagor Tomics okuyan tiplerdendim. Ama benim okuma alışkanlığım oradan geliyor. Ve ablamlar okudukları kitaplardan bayağı etkilendim. Bizi eziyor musun? Yani hayır, matematik derslerinde bunları okuyarak sonra inşaat mühendisliğini bitiren bir ama adam. Ama şöyle, kitapların gerçekten etkisi var bende. Onu gerçekten yani hala da çok kitap okurum. Yani birçok insan hani kitap bir süs aracı olarak da bulundurabilir evinde. Ben gerçekten hayatımın belirli dönemlerimde beni besleyen kitaplar hep yanımda oldu. Bunun da kişisel farkındalığımı geliştirdiğini düşünüyorum ve hayata daha pozitif bakmamı sağladığını düşünüyorum. Yani şu anda ben hala özellikle hani tuvalet insanın şeyidir ya, böyle oturduğunda böyle güzel bir alan, böyle elimi alıp böyle çizgi romanı sonuna kadar okuyorum. O çizgi roman benim hayatla bağlantımın kesildiği, akış haline girdiğim andır. İnanılmaz derecede yani, kimisini müzik mutlu eder. Büyük oğlum kanunla girer tuvalete. Aynen yani o işte o akış anında. Dört tane teslim, bir Hicaz, Peşrev, Sema ya bir şeyler söyle. Abi seni çok geç tanıdım ben gerçekten yani. Şahane bir insansın ya vallahi. Bu şeyden... Sen ne yaparsın tuvalette, krema filan karıştırır? Yok abi. Bizimki daha standart akışında gidiyor yani. Bu da acayip yani demek ki. Yani ama sürekli kabız bir hayat geçiriyormuşsun gibi tuvalette saatler. Hepsini mi bitiriyorsun? Bütün bir çizgi romanı. Bayağı bir çizgi roman bitirdim. Şu anda bütün kitapçıları zengin etmiş olabilirim. Kadınlara anlatmayabiliyorsun, imkan yok. Kadınların işine, bunu anlamasına imkan yok. Baba işine dalınca orada
bu tuvalet ihtiyacını unutuyor. Yani ondan uzun süre. Hobi olarak. Yani, hayır ama bu, ben de böyle mide bulandırıcı bir şeyden uzun uzun konuşmak istemiyorum ama bazı insanların hakikaten tuvaletler ya da banyoları diyelim. Şarkı söylerler. Bizde öyle bir de terbiye icat olundu. Bir 10 senedir falan lavaboya gidiyorum diyor. Lavaboya. Lavabö falan gibi bir şey oldu o. O çok çirkin duyulan bir şey o. Lavabö falan. Tuvalet denmiyor. İşte diyelim ki banyo. Çünkü bizim evlerimiz öyle. Yani işte küvetimiz ya da duşumuz bir şeyimiz ve klozet ve lavabö de orada beraber duruyorlar. Ama orada erkeklerle kadınlar arasındaki fark çok acayip. Çünkü erkekler bu konuda bir kraliyet kuruyorlar evde. Kraliyet. Ve işte onların saatleri var, onların şey. Ve hiçbir erkeğin ben eşlerinin ya da kız çocuklarının bu işleri ne zaman yaptığıyla ilgili bir bilgisi olduğunu sanmıyorum. Doğru. Onlarınki tamamen kazay. Tatillerde filan anlarsın. Evet, anlamışsındır. Yani sevgiline gittiğin ya da eşinle gittiğin tatillerde filan. Yani kadınlar hiç tuvalete gitmez. Erkekler gidip kaldıkları otele bütün sistemi kurdukları halde kadınlar hiçbir şey yapmaz yani. Çok acayip bir şey. Ya bizim için terapi gibi bir şey yani benim için açıkçası. Yani. Benim için değil mi? Ama sen orada çalışıyorsun belki. O tuvalette geçirdiğim zamanlar. Evet. Peki. Bence ilham alınacak bir hikaye ve özellikle gençler içinde ve bugünün tabii ki dünyada da yükseliyor değil mi? İşte video oyunu.